Abi öğretici oynayacak kadar iyi bir oyuncu değilim ki TFT'de. Öğretici oynar mısın diyorsun ama yani çok basic şeyleri anlatabilirim eğer istiyorsanız. TFT bayağı sarıyor bu arada beni. Eğer diyorsanız ki çok basic şeyleri de söyle abi, ihtiyacımız var, söylerim. Oğlum başlıkta Grand RP'nin reklamını yapıyoruz Olcay. Sen bir sakin olsana Olcay. Oo, bu arada çok erken Olaf iyi. Ama çok erken Olaf'tan daha iyi bir şey var. Oy oy oy, yine mi? Yine mi yok da yoksa yoksa. Karma gitti abi. Ona yapacak bir şey yok. Ben bu Olaf'ı satıyorum abi. Olaf ben oynayamıyorum zaten. Evet biliyorum. Belki Olaf'ı sattığım için küfür edecek. Oo! Oo! Sylas geldi. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Anam. Bakın dalganıza direkt. Direkt bakın dalganıza. Başka hiçbir şey almayacağım. Arkadaşlar, şimdi neden bu kadar sevindim hemen onu anlatayım. Sylas Mage kompunun olmazsa olmazı. Her koşulda Sylas olmak zorunda. Arka tarafta da Nomzi. O Ongol'da da çıktık. Arka tarafta da Nomzi var. Nomzi erken olur. Bir dakika, spatula. Spatula'yı direkt aldım ben bu arada. Heimer 2. Ananı avradını. Ne oluyor oğlum? Oğlum. Ben hayatımda daha iyi bir maç görmedim. Bu ne? Olaya bak. Diamond hayırlı olsun şekli. Şimdi arkadaşlar anlatıyorum sizlere. Burada gördüğünüz Daisy, ay Daisy diyorum, Nomzi, Heimerdinger, Tristana ve Lulu, en az iki tanesinin olması gerekiyor bunun çıkması için. Çıktıktan sonra şampiyonun, mesela bu ikisi seviye ya, bu bunu daha çok besliyor. Buradaki Peximet'ten falan besliyor. Erkenden bulduğunuz için de atıyorum orta oyunda vesaire çok güçlü bir Nomzi'niz olmuş oluyor. Onun devamında büyücü açtık. Büyücüyü 3 tane açtığınız zaman büyücü mesela Heimerdinger 2 yeteneğini attığı zaman 2 tane atıyor. Sylas ultisiyle kalkan alıyor. Aldığı kalkanı 2 kere atıyor. Bu yüzden de erken oyunda Sylas bayağı bir güçlü oluyor. Eğer ki ben buna item falan da bulursam hani harbiden çok can yakar o. Ben size söyleyeyim, Nami'miz de geldi. Nami Vladimir'den daha güçlü bir şampiyon. O yüzden bunu koyuyoruz. Şimdi bu Tristana yerine normalde Lulu bulsak çok daha mükemmel. Ama ben bu kompun üstüne şu olsa daha iyi olur demeyeceğim. Küfür yerim yoksa. Bu arada galiba şu an Vlad daha iyi. Niye? Şimdi zaten burada hasar bir kısmı var. Burada Vladimir biraz da olsa tanklık veriyor. Sylas'a tanklıkta yardım ediyor. O yüzden de böyle yapmak istiyorum. Nami o konuda tabii ki arkadan can dolduruyor vesaire ama tanklığa biraz yardım etsin. Zaten tank olduğu sürece ben bunları öldürürüm her türlü. Hasarım yeter. Bir de Sylas ultisi rakibin manasını da şey yapıyor. Bak manası çoğaldı adamın. Öyle ufak ufak şeyler. Bakın Nomzi'nin nasıl besleniyor. Bakın 18 olmuş bile. Karma da güçlü yani. Onu da belirtelim. Şunu alalım dursun. Bunu bence kesin alalım. Çünkü seviye atlarsak falan koyabiliriz. Tahm Kench'i de alalım. Hatta biz burada bir seviye alalım arkadaşlar. Ama Tahm Kench mi daha güçlü, Nidalee mi? Onu düşünüyorum kendi kafamda. Sanırım Nidalee daha güçlü. Tankımız iyi. Burada seviye alırım ben. Galibiyet serisi yapmak istiyorum. Çünkü çok güçlü bir board'um var. Bu board'u galibiyet serisi yapabilirim. O yüzden de şey. Burada bir ihtimal Nomzi'yi kapatıp Tristana'nın yerine Nami koyup Astral açabilirim. Ama galibiyet
serisi yapmak istediğim için bunu yapmıyorum derken galibiyet serimi bozma ihtimali olan, hatta bozan, %90 bozan bir şampiyon geldi karşıma. Anima gömleği, neyi gömleği bu? Anima gömleği ile beraber Vlad geldi ve tam seviye basmışken bunun gelmesi çok kötü oldu. Umarım kazanırım diyeceğim de kazanmam çok zor ya. İşte Vladimir'in gücü bu. Bu gömlekle beraber Vladimir yenilmez oluyor. Anlaki diyoruz biz buna. Biz buna direkt anlaki diyoruz. Yapacak bir şey yok. Çünkü biz de çok şanslıydık. Biz de çok şanslı olduğumuz için. Oo, bir dakika. Belki kaybetmem iyi bile olmuştur spatulayı alırsam. Spatulayı alırsam iyi ki kaybetmişim diyeceğim. Allah'ım hadi. Dön oğlum. Dön dön. Ben bunu hep şey ya böyle. Sandalye kapmaca oynuyorduk ya. Allah senin belanı vermesin ya. Bok var alıyorsun onu. Nami'yi alacağım. Sunfire yapacağım. Ah onu bir alsaydım. Ne işine yarıyor lan senin o? Hiçbir boka da yaramıyor adamın. Bu arada şu gün ateşimiz az önce olsa bir ihtimal galibiyet serisine devam edebilirdik. Ama olsun dediğimiz gibi. Oo bir dakika. Şimdi. Vlad yerine bunu koysak mı? Yo, Nidalee yerine bunu koysak mı? Yo. Okey. Dur. Özgürcüm hoş geldin. 8 Serap olacak. Yani 8 Serap olacak da bakayım spatulası nerede? Burada duruyor. Aynen Serap kasa Serap yapabilir. Şu an buraya eksik ne? Nidalee yerine. Yo Nidalee yerine değil. Erken Gnomes'i açtığımız için Astral'i açamamız normal. Ya Mage açmayacağız ya bir şey açmayacağız. Oğlum kavgacı açıyor bile demek koysam da Mage gidiyor bu sefer. Büyücü gidiyor. Büyücü daha önemli. Neyse ya ben bu oyunda spatula bulacağım. İnanıyorum abi. Bak kaybetti. Yat lan aşağı. Abi tam şeyi yaptığım zaman benim anlamadığım o Vladimir nerede? Bir dakika oğlum. O gömlekli Vladimir nerede? Ha burada. Bak bu adam arıyor deli gibi. Bu adam bir daha kaybetmez kolay kolay ya. Arkaya bir tane carry bulursa ki bulmuş. Yani okey seviyede. O adam kolay kolay kaybetmez. Ben kazanırsam bunları satmam mantıklı değil mi? Bence buluruz yine. Gold daha önemli her türlü. Kazanırsam ama tabi. Bu adam biraz tankları güçlüymüş. Hasar konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Gerçi bizim tanklarımız da güçlü. Ben bunları satıyorum ya. Bakayım kazanıyor mu? Kazanamayabilirim. Ya bir de buraya giriyorum ya. Şimdi burada mesela atıyorum ekstra altın alacağım. Burada da ekstra altın alacağım falan derken o böyle stekleniyor stekleniyor. Çok iyi bir altın seviyesine giriyorum kayacılara şu an. Hem 5. seviyeyim hem 39 altınım var. Bak yine geldi mesela. Şimdi burada mesela ben normalde yapacağımı söyleyeyim. İçeriden altın gelmezse direkt şu üçünü satarım. Vlad'ı da satarım. Vlad'ı 2 level yapmam çok umurumda değil. Niye? Çünkü zaten galibiyet serim bozuldu bir şekilde. Hani galibiyet serimi bozabilme ihtimali olan oyuncular da var şu an bunun gibi. E bir daha gelecek. Boşu boşuna altın harcamış olacağım kazanmak için. O yüzden bence şey yapabilirim. Ne denir ona? Eğer altın gelmezse bunları satabilirim. Skarner en son satılacak şampiyon orada. Onu da belirtelim. Tamam, güzel. Gayet güzel oldu. 50 altına çıktık. Elo elmas olacağım bunu yenersem. Tamam Vlad 2 oldu. Şunu aldık. Bunu alsam bile bir şey ifade etmiyor. Ben burada bir levele gideceğim. Bakayım. 12 altın harcıyorum. Aynen tamam. Okey kötü değil. Şimdi diyeceksiniz ki abi zaten galibiyet koşulun yoktu hani falan filan. Şimdi öyle bir şey ki bu Skarner. Zaten 50 altını ben oraya kadar aldım. Hem büyücü açıyor. Ay büyücü diyorum. Dövüşçü açıyor hem de astral açıyor.
O yüzden belli seviyede okey. Bir de bunu satacağım. En kötü ihtimali söylüyorum size şu an. Nami'yi satarım. Öyle diyeyim size yani. Düşüneceğim onu. Nami'yi satma konusunu. Ya astral oldum zaten. Hani burada şu an Nidalee'den daha mı güçlüdür Nami? Yani pek de sanmıyorum. Aslında şey yapabilirmişiz bak. Misklik gelmiş. Yerdeki Nidalee'yi satıp Nami'yi koyup oradaki ekstra altınla da Gold'a çıkardık. Öyle bir şey yapılabilirmiş gerçekten. Ama ben yine de Nami'ye elveda diyorum. Şimdi bu az önce oynadığımız şey, bu aslında güzel ama bu seviyeden sonra o kadar iyi olur mu? Bence olmaz. Board'um bir de bomboş. Gold'um çok iyi. O yüzden onu almak istemiyorum. Ben buradan bunu alacağım. Çünkü spatulam var. Oradan mana falan gelirse mage yaparız. Bak Nami'yi sattık az önce. Geldi mesela. Ha. Hepsi HP geldi ha. Tamam. Warmog yaparız. Bence çok bir problem değil. Şöyle yaptık. Böyle yaparsam kaybedebilirim bu arada. Yapacak bir şey var mı kaybetsem? Yok ya. Elbet bir gün kaybedeceğiz zaten. Ben bunu iyonik yapıyorum bu arada. Yani canımız azalmasın. Milletin canı bayağı azaldı. Biz canımızı belli seviyede tutarsak istesek de belli bir şeyin altına düşemeyiz. İyonik güzel. Zaten mage gideceğimiz garanti gibi bir şey. Güzel hasarlar verir. Skarner'a yapsam Yoni'yi daha iyi olurdu aslında. Illaoi'ye verirdim onu. Sylas'a çünkü bir tane Gargoyle tarzı bir şey lazım gibi duruyor. Abi şu Leona'lar da Jayce build'inde ölmüyor ya. Gerçekten ölmüyor. Baksanıza güçlenmeye çalıştım. Ona rağmen yenemedim adamı. Çünkü adamın karması 3. Bir de Ascension almış. Adam harbiden iyi seviyede şu an. Hop, unutuyorduk. Of, çok fena bait. Bu tarz baitlere kanmayın arkadaşlar. Bir tane arayabilirim. Güzel. Bir tane aradık. Tristana 2 yaptık. Tristana'nın 2 olması burada Nomzi için güzel. Nomzi sürekli şey yapmaya, can doldurmaya devam edecek. Can doldurmaya diyorum. Daha çok beslenecek. Tamam, başka aramayacağız. Spatulamız hala duruyor. Hasar veren adamın yok. Alo, şu an şey yok kardeşim benim. Hasara ihtiyacım yok. Az kaybedeyim yeter. Biri Skarner'a Warmog'u verseydin daha iyiydi diyen var. Var oğlu var. Şu an altın olarak çok 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 iyi durumdayım. Bak şimdi. Mesela round bitsin göstereceğim. Carry olarak ne düşünüyorum? Ryze olur. Aoshin, Aurelion Sol. Öyle şeyler. Of. Bu arada mage'dense spatula daha iyi ya. Çünkü ben böyle mage'de gideyim şunu mage yapayım falan demiyorum. Şimdi evet Assol ile Ahşin mage olarak güçlü. Ama Assol ile Ahşin çok fazla mob canavar varken de güçlü bence. Bence spatula daha iyi. Yani atıyorum Ahşin koyup Bard, Zoe, Moi hepsini böyle dizmek çok daha güçlü yapabiliyor durumsal olarak. Doğru. Bence Spotlight zaten mage kalmadı. Şu an efsane olduk ya. Büyük ihtimal birinciyiz bu oyunda. Ya büyük bir ihtimalle birinciyiz. Bir şey bulmam lazım ama ya. Bu arada Nomzi için şöyle yapsam ne oluyor? Dur lan böyle değil. Dur ya bir tane daha Sylas koyalım. Boş ver Nomzi'yi falan. Nomzi'yi besleyeceğim diyecektim de. Daha çok. Bunları sat. Bunlar 3'e gitmeyecek. Vlad'ım var. Vlad'ları sat. Bir tane bize büyücü lazım. Bir tane büyücü bulduktan sonra çok rahat bir şekilde halledeceğiz. Daha bir de ben 7. seviyeye basmadım. Bak adam 7 level 0 gold. Mesela bu adamın artık oyuna dönme ihtimali direkt yok. Yani absürt inanılmaz şeyler olması lazım ki bu adam oyuna geri dönsün.
Bu adam iptal zaten. Yani bir de yeniliyor. Bak 7 level 0 gold'u var. Üstüne bir de kaybetti. Direkt bu adam elveda yani. Sylas'ımın birinci seviye olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi. Evet, çok güzel. İloyi çıktın abicim sen. Tamam. Okey ya. Yapacak bir şey yok. Bulamıyorum yani. Mage bulamıyorum. Şimdi bak. Bu adam güçlü. Niye? Adam harbi perfect item gibi bir şey bulmuş. Devam ediyor. 5 level 40 gold. 5 level az bu arada. Ama win streak'te olduğu için bir şekilde halledebilir. Onun dışındaki adamları ben büyük ihtimal yenerim zaten. Alkarvası hoş geldin. Skarner'ı Sylas'ın yerine koyayım. Niye? Sylas daha tank. Daha güçlü şampiyon. İkinci Skarner Sylas yerine Astral açarsın. Yazman var ama okuman yok büyük ihtimal. Astral açık zaten reis. Evet, kurtlar da 7'ye basacağız. Buna şey şunu şöyle koyalım. Bu arada bak, şöyle de bir olay yapılıyor. Geçen gün gördüm Polytop'tan. Mesela adam arıyor ya. Dur şimdi bunu her türlü bir tanesini satalım. Tamam. Şimdi bak. Adam arayacak ya mesela. 3 astralim ben. Bir tane daha astral buluyor. Mesela bir astral daha ne? Varus. Bunları kenarda tutuyor. Arayacağı zaman o astralleri koyup öyle arıyor. Tabii ki zor. Bu arada kolay gibi gözüküyor ama o an böyle hızlıca onları yapmak kolay değil. Zor. Öyle yapabilirsem deneyeceğim ben de. Bence biraz aramamız lazım artık. Bak mesela unuttum direkt az önce söylediğim şeyi. Gördünüz mü? Bunu koyarsam 4 warrior açılıyor. Ay 4 druzer açılıyor. Şu anlık okey bence. Mesela ben onun toplara hiç girmeyeyim. En iyisi uğraşmayalım biz o toplarla. Şimdi Ionic değil, Ginzu değil. Ginzu yapabiliriz bu arada Nami'ye. Ne diyorsunuz? Ya bu Negatronlar hiçbir işe yaramayacak abi. Bize bir tane Reforger lazım. Bize Reforger lazım. Ulti atamadı. Bu adam Mage bak. Nami'yi üçlemiş. Bizim mesela bu adama dikkat etmemiz lazım. Ama bu adamın eklentileri çok kötü. Yani özellikle şu falan. Baya leş. Bir de bizim Sylas'ımızı öldüremezler şu an. Gerçekten Sylas'ımız baya güçlü. Biz hala istediğimiz şeyleri bulamamamıza rağmen insanları yeniyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Bak Mage bulamadık 5. Mage'imizi. Stand United. Item Grab. 2 tane de Reforger. Stand United daha mı iyi? Stand United'ı alıyorum ya. Gerçi AD, AP. Ne açık olacak bende? Mage açık olacak. Bruiser. Astral. Trainer. Mythic. Bence yok yok. Bu. İtemleri değiştiririz. İtemleri değiştiririz abi. Şey yapmayın. Çok fazla. Rahat olun siz. İtemler değişir. İtemleri bu ejderde değiştireceğim. Siz hiç merak etmeyin kardeşlerim ben. Haklısınız. Diğeri okey ama bu bize bayağı güçlendirecek. Abi Reforger veriyordu. Ben buradan Reforger alacağım zaten. Şunu yap bir. Dursun. Ginzu fena olmayan bir item. Mana doldurmak için. Okey. En kötü onu da değiştiririz zaten. İlo 2 mi? Sattım. Abi Dragon Claw şu an belli değil niye yapıp yapmayacağım. Çünkü adamların bir nasıl gittiğini, ne yaptığını falan görmem lazım. İloyi. Güzel. Şimdi bak mage'leri bir sayalım. Bu mage sayılıyor değil mi? Mage bu.
Mage. Miraj. Değil. 2 mage var şu an. 2,5. Bu ben. 2,5 mage var. Şu an hani şey yapmama çok da gerek yok bence. Zorlamaya. Kuruzel öyle hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. Buradaki kurbanın olayı oğlum o 4 level oldu Nomzi. What the fuck? Ay 3 level. 4 level olacak. Bayağı güçlendi Nomzi. Miraj da mı Mage? Öyle mi oluyor? Ben onu tam bilmiyorum. Ne oldu oğlum? Ben niye kapışmıyorum? Çıkmış mı o karşımdaki? Oyundan çıktı herhalde. Ben yendim sayıldı. Bak. Şimdi olay şeyi olarak çok... Aa, kaybetti lan bu. Oha. Berserk Mayı mı yendi? Ben de onu yenmiştim. Oo, güzel güzel. Manaları bir tanesini verin abi bana. Gözünüzün yağını yiyeyim yani. Manaları alamazsam bir tane zırh alabilirim Negatron için. Atak speed istemiyorum. Mana istiyorum. Ben Pyke efsane olur. M5 gold. Harbi tadından yenmez yani. Onu aldı adam. Ben de seti alacağım. Normalde Bard çok iyi burada biliyor musunuz? Yani Bard'ın eşyası okey olsa zaten kimse bırakmaz onu da. Bard'ı bir koysam şuraya şey yüzdeleri falan bayağı arttırırdı ama burada mana çok daha değerli arkadaşlar. Hatta ben bunu yapmayacağım. Ben bunu yapmayacağım. Shojin yapabilirim. O yüzden yapmayacağım. Haberiniz olsun. Sövebilirsiniz bunu yapmadığım için. Ama Shojin'e bekleyeceğim. Shojin daha önemli bak. Eğer Ryze oynayacaksam bu daha iyi bence. Ama Ryze değil. Ahoshin, Aurelion Sol falan oynayacaksam Shojin daha iyi bence. Oo, bu adamı öldüremeyebiliriz bu arada. Oo. Adamın niye zayahında Solari var? Bu arada bizim upgrade'lerimiz hala devam edecek. Bakın. Illaoi 3. Tamam mı? Nami üçlenecek. Onun devamında şey Vlad çıkacak. Bunlar üçlendikten sonra Vlad çıktıktan sonra oraya bir tane Zoe girecek. Tristana yerine Lulu girecek. Bak Lulu daha hiç denk gelmedik. Lulu daha hiç denk gelmedik. Hani çok güçleneceğiz. Bak inanamayacaksınız diyeceksiniz ki oha ne oluyor? Çok güçleneceğiz. Burada 8 level direkt olacağız. 50 goldken hayvan gibi arayacağım 8 levelde. Bak tekrar söylüyorum. Tristana yerine Lulu. Bunun yerine Illaoi ile Nami'yi üçledikten sonra bunun yerine Zoe. Bunun yerine ne koyarız? Bard koyarız. 3 mitik Efso. Oha çok güçlendik diyeceksiniz sonra. Miraj gelmiş. Ryze'a gidiyor ama zaten benim Kerim Ryze değil ya. Benim Kerim yok. Herhangi biri benim Kerim yani. Öyle aa şu çok vurdu bu çok vurdu değil. Genel olarak Nomzi taşıyor buraları büyük ihtimal. Ben bir bakacağım Nomzi'nin hasarına. Oha! Sylas'ın vurduğu hasara bak. Bu ne? Nasıl lan? Oha! İyonik farkı ha? Shojin geldi, Rabadon geldi, Negatron geldi, Manyetik geldi. Bence direkt alayım bunu. Direkt alalım bunu. Bak Rabadon'u da var. Efsane. Reforge'a gerek bile yok. Ben bir şu Shojin'i yapayım. Tamam mı? Ionic var. Ionic'e gerek yok. Şuna bir gargoyle yapalım. İyonik gerekirse yaparız. Level atladık. Lulu geçtim. Farkındayım. Sövmeyin. Aykutçum atalım bu maçtan sonra olur. Oğlum daha zaman varmış lan.
Nami bulamadım ya. Adam Nami 3 demiş ya. Bard olması güzel oldu. Ben şu Ryze'ı bir geri atayım da. Gold lazım. Acil şunların 3 olması lazım Nami'nin falan. Onlar 3 olduktan sonra herkes kendi yoluna kardeş. Bu arada Sylas acayip tank olmuş ya. Harbi fena tank olmuş. Ya burayı kaybettik ama hiç önemli değil. Karmayıstan attı mı lan? Oha! Nomzi'ye bak. Most damage atmış Nomzi. Ha, o şekil. Hiçbir şey vermedin he. Olsun. Canın sağ olsun senin. O 3 level Nami kimde ya? Bunda değil, bunda değil. Bunda. Hepsi bunda. Enayi kuş. İlo'yu gidiyor. Ben de İlo'yler. Bu da Nami gidiyor. Bunda niye Nami var? Bak şurada Nami niye duruyor Allah aşkına ya? Satsana oğlum Nami'yi. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Oha, adama full ward attık. Astral. Ha, astral mi açıyor orada Nami'ye? Ben astral açık sandım. Astral'i 4 oğlum adamın. Ne astralinden bahsediyorsunuz? Astral'i 4 adamın. Bak tekrar tıklayayım. Bak Astral 4. Bak hayat işte böyle bir şey yok abi. Bu kadar kötü. Bir de üçlemeye çalışıyor ya. Ya bir de üçlemeye çalışıyor ya. Ya yazık günah ya. Kardeşim bunu satacaksın. Git buraya doğru düzgün şeyler koy. Git bir... Hayatımda gördüğüm en kötü komp. Bak daha kötüsü yok. Can basıyor diye tutuyordur. He anladım. Mesela bu da Leona'yı tank diye mi tutuyor? Oğlum o nasıl bir kafa ya? Can basıyor diye tutuyordu diyor adam. Ryze o lafı da kesemezsen yani ne yapacağız biz seninle ben onu anlamıyorum da. Bizim şeyler çok garip güçlüyüm oğlum ben. Oğlum Sylas Ionic'le ne kadar güçlü oluyor? Bu ne? 5K vurmuş Sylas. Oğlum Sylas 3 level olsa direkt tek başına taşıyacak o zaman. Biz niye hep Ionic yapalım o zaman hep? Uf, barda bak. Barda bir bak. Barda bir baktım. Ama o item çok kötü ki bardın. İtemi çok kötü. Gün ateşi, zefir. Bence zefir ya da Shroud alalım. Ya dur ya, Titanic alayım. İlo'yu vereyim. Bulu oh be. Oh be. Git lan şuradan. Bu arada adamlar ölmeden ben aramıyorum bir daha ya. Bu Seju da dünyanın en boş şekliyle burada duruyor. Seju'ya bak. Zoe'yi bulamadım. Oğlum o kadar şey ki yani bulamadığım ve daha upgrade olması gereken şey var ki board'da anlatamam size yani. Nomzi'ye bak, Nomzi'ye bak. Nomzi'ye bak. Nomzi'ye bak. Nomzi. Öldü mü lan o? Lan iki Namic de duruyor ya. Adam Heimer mi 3 yapmış? Adamın Heimer'i 3, Nomzi'si açık değil.
Senin Allah belanı vermesin ya. Sen bu oyunu niye oynuyorsun ya? Yazık, günah ya. Kenarda Yönik niye duruyor? Vallahi bilmiyorum, duruyor öyle ya. Yapsak, doğru söylüyorsun. Harbi haklısın bu arada ya. Yapalım gitsin, ne olacak ki? Bu arada bir şey diyeyim mi? Tekliği daha saylas. Büyük sıkıntı. Of. Hilo'yu fena vurdu oraya. Guys, şuna şuna şuna. Şuna da. Bize sana zahmet he. Helal olun Reis. Ah be. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Ha, bu şeyi almış. He. Maksimum size almış. Bu arada şey. Adam 7 level, gold yok. Hala ölmediler. Sıyıracağım kafayı ya. Hala ölmedi herifler oğlum. Ölsenize biriniz ya. O abi, o grind diye yazılıyor, haberin olsun. Aa, teşekkür ederim kardeşim. Bana bunu söylediğin ve öğrettiğin için. Tırın 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 gel bakalım. Asol de iyi ya. Biliyor musunuz? Asol de iyi. Şimdi Vlad yerine direkt şeyi koyduk ya. Vlad'ı arkada tutacağız. Ornu koyacağım onun yerine. Ben 9'a gideyim de. 9'a gidince zaten buluruz abi şimdi falan hepsini. Bir de adamların kompları çok kötü olduğu için Aoshin Maoshin gidince direkt win. Ya yani adamların kompları iğrenç, mide bulandırıcı. Bak, mide bulandırıcı yani. Ölmedi ki oğlum hala. Heh, öldü, iki kişi kaldık. Shyvana ikiledim. Shyvana ikiledim. Heh, Nami de 3 oldu. Oh be. Kurnaz o tarafa. O, gerçi bu taraf değiştiremiyor ki. Zephyr gitti mi cidden? Abi adam... Ha, Zephyr Hilo'ya gitti, güzel. Adam fena salaktı ya. O nasıl bir Zephyr'di öyle? Bu komp mesela, bu kompu yenme ihtimali yok. GG yes please. I wanna play. Ya Efe Fatma ya. Bak şimdi Elo'yu şöyle bir koyacağım. Bak. Sadece izleyin. Bak. Ölmeyecek. Bak. Lan Zephyr gitmiş, adam onu uçurmuş ya. Ya bu adam kafayı yemiş ya. Bak 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 bak. Eloy'e bak nasıl tanklıyor bak. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak. Ama çok belliydi ya birinci olacağımız. Turnuva Bursa'da düzenlemeyeceğim. Yok. Düzenledik, bitti. Spatula alalım da bu adam bizi taklaya getirmesin bir şekilde. Bize hiçbir işe yaramıyor da. Adam alır malır.
Şimdi bir dakika, Zoe neyin yerine giriyor? Zoe random giriyor öyle. Bu şansla birinci olursun zaten koç, şansla birincisin. Tabii canım, şans olmasa elmas nasıl olacağız? Şansımız yaver gitti diyebiliriz bugünlük. Yalnız adam bayağı bir şey değiştirmiş de, yani dizilim mizilim. O iş zor reis. Dakilu Dakilu abone olmuş, eyvallah kardeşim. Zoe yerine bir tane Bruiser. Abi bak, söylediğiniz şey o kadar garip ki bak. Bak söylediğiniz şeyin mantıksızlığını size anlatıyorum. Diyorsun ki ya bu Zoe'nin ultisini falan her şeyini boş ver. Buradan 125 can al tüm board'a. Bu şeylere de 250 can al. Ve 10. level, ya 10 level'im. Ya söylediğiniz şeyin mantıksızlığını umarım anlamışsınızdır. Umarım. Yani ben söyleyince anlamanız lazım. Bu Ornn normalde burada yok. Ornn'un burada olmasının sebebi Tempest'ı açıyor, dörtlüyor. O yüzden Ornn var burada. E olur da bir ulti atarsa da başımızın üstünde yeri var yani. Adama köpük partisi yaptırıyor o işin arkadaşlar. 2 maçtır birinciyiz ha. 2 maçtır birinciyiz ha. Oy. İloy, evet İloy'un olmadığının farkındayım ben de. Bak bir de astral koy eklenti çalışsın diyor. Ulan her şey 3 zaten ya.